İyi geceler, saatlerimiz 23.30'u gösteriyor. CNN Türkiye hoş geldiniz. Gece görüşüyle karşınızdayız. Bugün 13 Mayıs Cuma, gece görüşüne hemen başlıyoruz. Haftanın son iş günü, tam da mesai bitimine saatler kala yargı koridorlarından gelen haber MHP'de bir kez daha taşları yerinden oynattı. Olağanüstü kurultayın akıbeti için hem genel merkez yönetimi hem de muhalifler Yargıtay'ı bekliyordu. Ancak Ankara 2. İcra Hakimliği muhaliflerin 15 Mayıs'ta olağanüstü kurultayın engellenmesi kararına yaptıkları itirazı kabul etti. Çok geçmeden Gemerek Mahkemesi yeni tedbir kararı aldı. Akşam saatlerinde devreye Ankara 25. İcra Müdürlüğü girdi. Gemerek'in tedbir kararı geçerli, kurultay yapılamaz dedi. Terimler çok hukuki, biliyoruz. Hatta biz de ne olacağını anlamaya çalışıyoruz. Kısacası işler Arap saçına döndü diyebiliriz. Mahkeme savaşları yaşanıyor denebilir. MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından akşam üzeri kesin bir dille açıklama yaptı ve kesin bir dille kurultay yok mesajını verdi. Son açıklama Ankara Valiliğinden geldi az önce. Valiliğimize tebliğ edilen mahkeme kararlarından MHP kongresinin yapılamayacağı anlaşılmıştır denildi. Valiliğin, Ankara Valiliğinin yaptığı o açıklamada muhalifler ne yapacak? Kurultay olacak mı? MHP'deki kaos nasıl çözülecek? Birazdan tüm bu soruları iki değerli hukukçuyla, Profesör Doktor Ersan Şen ve Profesör Doktor Murat Sezginer'e soracağız. Hemen şunu da belirtelim. Profesör Doktor Ümit Özdağ, Genel Başkan adaylarından, muhaliflerden Sayın Özdağ gece görüşüne konuğumuz olarak katılacaktı. Ama az önce saat 23 gibi kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Özdağ beni aradılar. 4 Genel Başkan adayı, hep dördümüz de toplantı halindeyiz. Yani Koray Aydın, Sinan Oğan ve Meral Akşener'le birlikte Ümit Özdağ bir toplantı halindeler. Bu mahkemelerden gelen son gelişmeler, valiliğin yaptığı açıklamanın ardından yarın kamuoyuna bir açıklama yapacaklar. Dolayısıyla Ümit Özdağ bu gece görüşüne katılamıyor ama iki değerli hukukçuyla süreci anlamaya çalışacağız. Hemen başlıyoruz gündemdeki gelişmelerle. Türkiye'nin siyaset gündemi de, terör gündemi de çok ağır. Bu sabah Hakkari Çukurca'dan gelen haber bir kez daha yürekleri dağladı. Çığlı üst bölgesine saldıran PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. 6 askerimiz şehit oldu. Takviye giden helikopter ise düştü ve maalesef o 2 pilotumuzu da kaybettik. Çatışma işte tam bu bölgede. Evlerin hemen arkasındaki dağlık alanda yaşandı. Kuzey Irak'a doğru derin vadilerin uzandığı, tepelerle dolu Çığlı bölgesi. Çığlı köyü Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta. Irak sınırının sıfır noktasında bulunan bölge önemli. Zira PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye geçiş noktalarından biri. Örgütün Kuzey Irak'taki Metina kampına yaklaşık 30 kilometre mesafede. Sabah saat 4.50 sıralarıydı. Çığlı üst bölgesinde teröristlerle askerler arasında silahlı çatışma çıktı. 4 uzman çavuş ve 2 astsubay şehit oldu. 8 asker yaralandı. Çatışmaya müdahale için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Tam bir saat sonra bölgeden bir de kaza haberi geldi. Taarruz tipi Kobra helikopteri düştü. 2 pilot üsteğmen şehit oldu. Genelkurmay kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığının değerlendirildiğini, kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı. Saldırının ardından Çukurca'da hava hareketliliği başladı. Çığlı'ya Komando Tabur Komutanlığı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan özel birlikler sevk edildi. Teröristlerin Irak'a geçiş güzergahı olarak kullandığı tespit edilen bölgeler ateş altına alındı. 6 PKK'lı terörist öldürüldü. Çukurca'daki 8 şehidin 6'sı aynı birlikten Kayseri'den ve geçici görevle bölgeye gönderilen silah arkadaşlarıydı. Aynı saldırıda şehit oldular. Şehitlerden 3'ü Çukurca'dan toprağa verilecekleri Ankara'ya resmi törenle uğurlandılar. 6 piyade komando, 6'sı da Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan silah arkadaşıydı. İç güvenlik harekatı görevi nedeniyle bir süre önce Hakkari Çukurca'ya gönderildiler. PKK'lı teröristlerin Çığlı üst bölgesinde askere yönelik saldırısında şehit oldular.
29 yaşındaki piyade astsubay çavuş Ömer Saadettin Bakır Gaziantep'in Nizip ilçesindendi. Üç kardeşin en büyüğüydü. Sağlık astsubay üst çavuş Mekan Şahin de Ankara Mamak'ta yaşıyordu. 5 yaşındaki oğlu Bedirhan saçlarını kestirmek için babasının dönüşünü bekliyordu. Babası gelmeden onu tıraşa götüremedim. Tıraş olacağım dedi. Babam gelsin öyle gideceğim. Ve şehit uzman çavuşlar İbrahim Akarsu, Nazmi Kapucu ve Muammer Arı. Üçünün de ateşi Kayseri'ye düştü. Şehit Akarsu babasını 2 yıl önce, kardeşini ise geçen yıl trafik kazasında kaybetmişti. Şehit Nazmi Kapucu 2, Muammer Arı ise bir kız çocuğu bıraktı geride. Mücadeleci bir insan. Bu tarafa gelmek şeyleri varken de yine de gelmek istemiyordu yani. Ben seviyorum diyordu. 26 yaşındaki Fatih Özdemir de Niğdeli'ydi. Annelerini 3 yıl önce kaybeden 6 kardeşin en küçüğüydü. 1 yıllık evliydi. Çukurca'da göreve giderken eşini ağabeyine emanet etmişti. Çatışma bölgesine yardıma giderken helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 2 asker de 36 yaşındaydı. Kara pilot Üsteğmen Burak Bikebahşi bir hafta önce kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Görev dönüşü sözleneceklerdi. Pilot Üsteğmen Müjdat Kerem Şahansa 6 ay önce baba olmuştu. Cenazesi öğretmen eşiyle birlikte yaşadığı Ankara'da toprağa verilecek. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün gece şiddetli bir patlama meydana geldi. Hatta biz gece görüşünde size bununla ilgili gelişmeleri dün gece aktarmıştık. 15 ton bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 4 köylü yaşamını yitirdi. Yaralananlar oldu. Ve patlama bölgesinde büyük hasar meydana geldi. Köylülerin iddiasına göre ondan fazla kişi de kayıp. Yaralı olanlar mı? Yaralı olanları alalım. Böyle. 10 çok civarındaydı. Yani biraz büyük bir ses duyduk. Bir kıyamet gibidir. Kimse bir şey görememiş. O şiddetli patlama sesini duyanlar kıyamet koptu sandı. Köyde patlayan bomba kent merkezinden bile duyuldu. Patlama noktasında böyle devasa bir çukur açıldı. Akşam saat 22.15 sıralarıydı. PKK'lı teröristler 9 Mayıs'ta Bingöl'de yol çalışması yapan bir firmadan gasp ettiği kamyonla Sur ilçesindeki Tanışık köyüne geldi. Köyde birkaç tur atınca durum köylülerin dikkatini çekti. Kamyon 15 ton patlayıcı yüklüydü. Durdurulan kamyondaki teröristler önce yollarını kaybettiklerini söyledi. Köylüler ikna olmayınca silah çekerek onları tehdit etti. Teröristler gerginlik üzerine bölgeden uzaklaştı. Yakındaki Dürümlü köyüne doğru ilerlerken köylüler de araçlarıyla kamyonu takip etti. Karşı Tanışık köyden aracı takip ederken burada patlamış. Aracı niye takip etmişler? Ya araç köy içine girmiş, birbirine tehdit etmişler. Kamyon kaçarken yani bunu da arabayla kovalamışlar. Burada önünü kesmişler arkadaşlar. Patlama Dürümlü mezrasına 150 metre kala oldu. Öyle şiddetliydi ki sesi kent merkezinden duyuldu. Çevredeki evlerde hasar meydana geldi. Patlama o kadar şiddetliydi ki işte bu 5 metre derinliğinde 30 metre çapındaki çukur meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kamyonu takip eden araçlarda bulunan 4 köylü hayatını kaybetti. Ama sayının daha fazla olabileceği tahmin ediliyor. Çünkü köylülerin ifadesine göre o sırada orada olan ondan fazla kişi kayıp. Valla ölenler de öyle diyorlar diyor. 13 kişi kayıptır. 4 tane de moruktadır. 16 kişi kayıptır. Her iki köyden değil mi? Yok, sadece bir köyde. Bu köyde yaralılar çok. Diğeri karşı köydedir. Olay yeri inceleme ekiplerinin yanı sıra köylüler de kayıp yakınlarına ait iz aradı. Bulunan uzuv parçaları Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kayıp olduğu belirtilen kişilerin yakınlarıyla DNA eşleştirmesi yapılacak. Patlamada yaralanan 23 kişi tedavi altında. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Patlama yerine 5 kilometre uzaklıkta özerkli jandarma karakolu var. Teröristler burayı mı hedef almıştı araştırılıyor. Ancak şehir merkezinde daha büyük bir sansasyonel eylem planlanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.
İstanbul Sancaktepe'de askeri servis aracına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonrası yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Aralarında bomba yüklü aracı saldırı noktasına park ettiği ve bombayı uzaktan kumandayla patlattığı öne sürülen kişi de var. Saldırı sonrası aranan şüpheli araç da Zeytinburnu'nda park halinde bulundu. Bomba yüklü araç askeri servis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Hedef İstanbul'un Sancaktepe Samandıra'daki İsmail Hakkı Tunaboğlu kışlasında görev yapan askerlerdi. Saldırıda 5 asker, 3'ü sivil, 8 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre delil topladı. Hemen soruşturma başlatıldı. Ve İstanbul'daki 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bomba yüklü aracı saldırı noktasına park ettiği ve bombayı uzaktan kumandayla patlattığı öne sürülen İK da var. Saldırı sonrası aranan şüpheli araç ihbar üzerine Zeytinburnu'nda park halinde bulundu. Polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Bağlantılı tüm yollar kapatıldı. Araçta bombaya rastlanmadı. Ve devam ediyoruz. Kocaeli Üniversitesi tarafından Fahri Doktor'a unvanı verilen Cumhurbaşkanı konuşmasında terörle mücadelenin devam edeceğini söyledi. Hedeflerimize ulaşmak için hiçbir engele fırsat vermeyeceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı üniversiteleri de terör örgütünün yuvası olmakla eleştirdi. Kocaeli Üniversitesi'nde Fahri Doktor'a verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cübbesini giydi, konuşmasına başladı. Sözlerinin başında Hakkari'de yaşanan ve 8 şehit verilen çatışmayı hatırlattı. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve devletimizin bekası için hayatlarını feda eden her şehidimiz, bizim bu topraklardaki ebedi varlığımızı tescilleyen birer mühürdür. Ülkemizde belki şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak ama Allah'ın izniyle hiçbir fitne, hiçbir bozguncu senaryo, hiçbir saldırıda amacına ulaşamayacaktır. Cumhurbaşkanı yolumuza ve hedeflerimize devam edeceğiz dedi, engel olanlara fırsat verilmeyeceğinin altını çizdi. Bu ülkede en büyük zorluğun milletin tayin ettiği yolda yürümek, millete hizmet etmek olduğunu bize defalarca gösterdi. Eski Türkiye'nin elitlerinin çıkarlarını korumak için girmeyecekleri işbirliği, çiğnemeyecekleri ilke, yapmayacakları ihanet yoktur. İradesini başka ülkelere, vesayet odaklarına teslim edenler, ihtiraslarını akıllarının önüne koyanlar, 79 milyonluk Türkiye gemisini batırmaktan bir an olsun çekinmeyeceklerini özellikle bilmelerini istiyorum. Milletin bize verdiği emaneti çapulculara, ihanet çetelerine, terör örgütünün vandallarına teslim etmedik, etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyoruz. Üniversitelere de değindi Erdoğan. Bazı üniversiteleri eleştirdi. Eğitimin ve terörün iç içe olamayacağını belirtti. Son dönemde bazı üniversitelerimizden yansıyan eski Türkiye manzaralarından duyduğum rahatsızlığı da burada ifade etmek istiyorum. Maalesef kimi yöneticilerin de göz yummasıyla bazı üniversiteler adeta marjinal grupların, bölücü terör örgütünün eğitim kampına dönüşmüş durumda. Eski Türkiye'nin Jacobenlerinin elinden kurtarılan üniversiteler terör örgütleriyle bağlantılı çetelere teslim edilemez. Bu konuda en ufak bir tolerans gösterilmesi, zafiyet yaşanması öncelikle üniversitenin varlık sebebine terstir. Ben bu yıl kimi üniversitelerde şahit olduğumuz vandallıkların gelecek sene yaşanmaması için rektörlerimiz başta olmak üzere tüm yetkililerin gerekli tedbirleri şimdiden almasını temenni ediyorum. Milliyetçi
Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki gelişmelerle devam edelim şimdi gece görüşünde. Milliyetçi Hareket Partisi'nde çözülmesi beklenen kurultay bilmecesi daha da karıştı. Önce muhalifler lehine bir karar geldi. Ardından genel merkez başka bir kararla yanıt verdi. Sonuçta muhalifler kurultayın pazar günü toplanacağını, genel merkeze toplanamayacağını söyledi. Son açıklama Ankara 25. İcra Müdürlüğü'nden geldi. Kurultay toplanamaz denildi. Bu arada konuyla ilgili Ankara Valiliğinden de bir açıklama geldi. Unutmadan onu da aktaralım. Açıklamada valiliğimize tebliğ edilen mahkeme kararlarından MHP kongresinin yapılamayacağı anlaşılmıştır denildi. 15 Mayıs 2016 tarihinde yapılacağı ilan edilen kurultayın yapılması hukuken mümkün değildir. MHP'deki kurultay davası hukuk çıkmazına girdi. Ankara 2. İcra Mahkemesi, Ankara 25. İcra Dairesi'nin kurultayın toplanmasını engelleyen kararını kaldırdı. Karar muhalefet kanadında sevinçle karşılandı. Genel başkan adaylarından peş peşe kurultayı pazar günü topluyoruz açıklaması geldi. Ancak çok geçmeden MHP Genel Merkezi'nden tedbir kararı devam ediyor çıkışı geldi. Gemerek tedbir kararını yeniledi. Yani halen geçerli. Hadi geçerli olmadı diyelim. Bir diğer ilçeden, bir üçüncü ilçeden bir diğer kardeşimiz de buna benzer bir karar aldırmak suretiyle tedbir kararı hukuki işlemlerini de başlatarak resmi makamlara ulaştırdı. Yani arka planda bir üçüncü karar var. Genel merkez yetkilileri tedbir kararı varken kurultayın toplanamayacağını söyledi. Muhalif kanatsa tedbir kararı hukuksuzdur, haliyle kurultay toplanacak görüşünde direndi. MHP'nin olağanüstü kongresini bir bayram havasında şölen gibi gerçekleştireceğimiz bir karar olmuştur. Yapacağımız olağanüstü kurultayımız ile ilgili herhangi bir engel kalmadı. Şu andan itibaren kurultay çalışmalarımıza bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Karşılıklı yapılan açıklamaların ardından gözler pazar günü delegelerin kurultay salonuna gidip gitmeyeceğine çevrildi. Ankara Valiliği ve emniyet güçleri tarafından İlgili mahkemelerden verilen yazılı talimat üzerine gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır ve alınmaya devam etmektedir. Yasal olmayan ve mevcut mahkeme kararları karşısında hukuken gerçekleştirilmesi mümkün bulunmayan bir kongre girişimi karşısında yine yasal olmayan yollarla üst kurul delegelerimizi kongrenin gerçekleşeceği iddia edilen alana davet edenler açıkça suç işlemektedir. Dava arkadaşlarımızın yasal olmayan ve hukuken gerçekleşmesi mümkün olmayan kongre girişimi hakkındaki çağrılara itibar etmeyeceğini biliyor ve düşünüyoruz. Tartışmalar sürerken Ankara 25. İcra Müdürlüğü yeni bir karar verdi. Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararının geçerli olduğunu söyledi ve kurultay toplanamaz dedi. Ankara Valiliğinden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, valiliğimize tebliğ edilen mahkeme kararlarından MHP kongresinin yapılamayacağı anlaşılmıştır denildi. Bu arada açılışta da söyledim, yaşanan gelişmeler üzerine MHP Genel Başkan adayları Ümit Özdağ, Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan bir araya geldiler ve şu anda bir toplantı halinde oldukları için de Ümit Özdağ yayına gelecekti. Şu anda aslında gelseydi ben kendisiyle konuşacaktım fakat gelemiyorlar, toplantı halindeler. Bir ortak karar belirleyip bunu yarın kamuoyuna açıklayacaklar. Bir strateji kararlaştırıp yarın MHP Kongresi ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yapacaklar. Bunu bir kez daha belirtelim, devam edelim. Bu arada tüm bu gelişmeler yaşanırken MHP'de kurultay krizine MHP Genel Başkan Başkanı Devlet Bahçeli son noktayı koydu. Devlet Bahçeli 15 Mayıs'ta olağanüstü büyük kurultayımız yoktur şeklinde sosyal medyada açıklamalar yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter'daki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada bu davaya gönül vermiş hiçbir kardeşim okyanus ötesi merkezli oyunun figüranı haline gelmemeli, sözde kurultay tuzağına düşmemelidir dedi. Ve Bahçeli MHP'nin kaos içerisinde gösterilmeye çalışıldığına dikkat çekti. MHP'yi engellemeye çalışmak bedel ve vebali ağır bir teşebbüstür. Buna da göz yumulmaz diyen Devlet Bahçeli, söküğün elbisede olması halinde dikileceğini, zihniyet ve niyette olması halinde bunun çaresinin olmadığını söyledi sosyal medyada yaptığı açıklamada. 15 Mayıs'ta olağanüstü büyük kurultayımız yoktur diyen Devlet Bahçeli, kurultay yer, tarih ve zamanı açıklayanların suç işlediklerini ileri sürdü.
Peki iki değerli hukukçuya soracağım şimdi. Aslında bir yandan hukuki bir tartışma, hukuk ve siyaset iç içe girmiş gibi görünüyor. Önce Profesör Doktor Ersan Şen, değerli bir akademisyen ve ceza hukukçusu. Ardından da Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Sezginler'le konuşacağız. Ama önce Ersan Şen hocam şu anda telefon attığında. Sayın Şen, iyi geceler. İyi geceler efendim. Şimdi efendim, selamlar, tabii siz merhabalar, selamlar. Bir hukukçu olduğunuz için, tabii konuya fazlasıyla vakıf olduğunuz için lütfen bizim de anlayacağımız şekilde, gerçi o, evet, çok net bir şekilde ortada olay ama akşam, evet, saatlerinde şimdi önce Ankara 2. İcra Hakimliği'nin bir kararı geldi akşam üzeri. Evet. Muhaliflerin 15 Mayıs'ta olağanüstü kurultayın engellenmesi kararını yaptıkları itirazı kabul etti. Bunun üzerine, evet, genel başkan adayları muhaliflerde pazar günü kongre yapacağız dedi. Fakat sonra, evet, saat 20 civarı Ankara 25. İcra Müdürlüğü devreye girdi ve Gemere'in tedbir kararı geçerli, kurultay yapılamaz dedi. Ne olacak bu durumda? Ankara Valiliği'nin açıklaması var. Evet. Onlar da yapılamayacağı anlaşılmıştır diyor. Ne yaşanıyor, evet, hocam? Bu yaşanılan hukuk savaşı mıdır? Nedir efendim? Şimdi esasında konu net, ancak herhalde bir inatlaşma oldu. Öyle diyelim. Öyle bir açıklamada, tespitte bulunalım. Bu Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararı, yani çağrı heyetinin oluşturulması suretiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılması ile ilgili kabul kararı, esas itibariyle istisnai olarak temyiz incelemesi, yani Yargıtay süreci tamamlanmadan, kesinleşmeden infaz kabiliyeti olabilen kararlardan değildir. Yani bu kararın kesinleşmesi gerekiyor. Kişiler hukuku ile ilgili olması itibariyle, evet, parti tüzel kişiliğiyle, partinin tüzüğünün ve yönetim kurulunun yönetiminin değiştirilmesiyle ilgili olan bir konuda bugüne kadar bizim gördüğümüz, yazdığımız, çizdiğimiz hukuk muhakemeleri kanununa göre bu kararın kesinleşmeden infazı mümkün değil. Ayrıca ortada bir durum var. Neticede Yargıtay 18. Hukuk Dairesi bir görüş bildirmiş. Demiş ki, İvedilik görüyoruz, bu dosyayı Mayıs ayı içerisinde sonuca bağlayacağız. Bu aceleciliği anlamak mümkün değil. Bir yani acelecilik mi var Sayın Şen? Tabii, şimdi neticede buna inatlaşma dersiniz. Tabii Türkiye'nin şu anda gerçekten çok ciddi sorunları var. Her gün şehitlerimizi uğurluyoruz. Ciddi ulusal güvenlik sorunlarıyla boğuşuyoruz. Bu ortamda kavgaya değil, hakikaten sulhe ve sükunete ihtiyacımız var. Siyaseten tabii partilerin yönetimleri değişebilir, tüzükleri değişebilir. Ama Türkiye'de fiili durumlar oluşturulması suretiyle hukukun arkadan gitmesi, hukukun siyasete alet edilmesi, kullanılması maalesef alışkanlığa dönüşmüş durumdadır ki hukuk devleti ilkesiyle bunun uygun görülmesi, açıklanması mümkün değildir. Benim söylediğim net. Sizin o zaman hocam, hukuku siyasete alet edenler kim? Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim size, Türkiye'de kararlar veya bir takım fiili uygulamalar oluşturuluyor. Netice itibariyle hukuk ne derse desin, biz bunları bu şekilde yaparız. Hukuku değiştirirsiniz, değiştirmezsiniz, bir kılıfına uydurur geçer gideriz anlayışında. Ben A, B şahısları diye ithamda bulunmak istemiyorum. Ama dediğim şudur, olağan genel kurul veya olağanüstü genel kurul meselesindeki çatışmayı bugünlerde Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi bir sonuca bağladı. Muhaliflerin görüşünü, talebini kabul etti. Olabilir. Neticede bunun doğruluğu, yanlışlığı temyiz sürecinde tartışılacaktır. Ve bu kararın diyelim ki kesinleşmesi beklenmedi de siz kurultayı 15 Mayıs'ta yaptınız. 16-17 Mayıs'ta da Yargıtay 18. Hukuk Dairesi usul veya esas yönünden sakat bulduğu yerel mahkeme kararını iptal etti. Ne olacak? O kongre boşa gidecek. Birçok çatışma, tartışma beraberinde meseleyi daha da ileri götürecek. Dolayısıyla aklın yolu bir. Yani Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin kararını beklemek lazım. Zaten evet, aynen beklenmesi lazım. Mayıs ve şimdi içerisinde şunu da anlayamıyorum ben. Yani siz Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararını lehinize olduğu için kabul ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun infazı yapılmalıdır, şudur budur. Evet. Ondan sonra delegelerden bir kısmı hukuki durumlarının menfaatlerinin etkilendiği iddiasıyla kişiler hukukuna göre kendi bulundukları mıntıkada bulunan mahkemeler eliyle o davetin ve olağanüstü genel kurulun bu şekilde erken toplanmasının hukuka aykırılığının tespiti davası açık. O dava içinde bağımsız tedbir kararlarını alacaklar. Siz onları yok sayacaksınız. Bunlara rağmen ben bu kurultayı yaparım derseniz o zaman şöyle bir çelişkiye düşersiniz. Bir taraftan hukuk yoluna gidiyorsunuz, diğer taraftan bu davanın içeriğiyle ilgisi olmayan ama kararın kesinleşmeden infazının
hukuka aykırılığı nedeniyle bunun tedbirini alan başkalarının bu girişimlerini, delegelerin bu girişimlerini siz yok sayacaksınız. Bu bir defa kabulü mümkün olmayan bir durumdur. Ben şunu söylemek istiyorum. Net olan husus şu. Peki. Temiz incelemesi ki ivedilikle inceleyeceğini de zaten Yargıtay söyledi. Sonuçlanmadan bozma veya onamayla bu kararın gelişebilmesi, ilerletilebilmesi mümkün değildir. Hı hı. Çünkü bu karar kesinleşmeden infaz edilebilen kararlardan değildir. İstisnai bir karardır. Ha, Yargıtay da bu konuda 6 ay 1 yıl bekleyeceğim demedi. İlginç bir açıklamada bulundu. Dedi ki Mayıs ayı içerisinde bunu sonuçlandıracağız. Ha, haklıysanız o karar tasdik edilecektir. Haksızsanız hukuka aykırılık varsa o karar bozulacaktır. Hukukun peki, dediği olur. Hukuka göre hareket etmek gerekir ama şimdi ilk gelen karara göre evet özür dilerim. İlk gelen karara göre ikinci icra hakimliğinin kararının ardından muhalifler kurultayı yapacağız dedi. Fakat Ümit Özdağ, evet. Sayın Özdağ yayına katılacaktı ama bir toplantı halindeyiz. Evet. Ortak bir açıklama yapacağız. Dolayısıyla evet. Ortak açıklama yapmadan etik olarak ben gelip orada konuşamam dedi. Biz evet. De buna saygı duyduk kuşkusuz. Dolayısıyla evet. Yarın bir açıklama yapacaklar. Ne dersiniz? Evet. Bu durumda kurultay toplanabilir bence, mi toplanamaz mı? Ne olacak? Ne bence yapacaklar? Toplanmaması lazım. Toplanırsa da kararı yarın bir gün Yargıtay'da onamadığında herhangi bir nedenle bozduğunda zaten anlam ifade etmeyecek. Sizin bahsettiğiniz Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karar bu tedbir kararının görevli yetkili icra müdürlüğünde infaza konu edilmediği ile ilgili bir usul kararı. Ama mahkemelerin bu tip tedbir kararları devam eden davalarda süre gelir ve kendisi de tedbir kararının infazını takip eder. Zaten bu tedbir kararını veren mahkeme kararın, tedbirin yani genel kurulun yapılmaması kesinleşmeden Yargıtay süreci tamamlanmadan yapılmaması yönünde o tedbir kararının tatbiki için ilgili yerlere yazmış. İzninizle yani son olarak anayasanın, şöyle söyleyeyim, anayasanın 138. maddesi orada dururken yargı kararı beni bağlamaz ben ona rağmen hareket ederim derseniz kendi başınıza dersiniz ama bunu kim tanır? Kim kabul eder? Bu tip gerginliği niye bu kadar kısa sürede sonuçlanacağı ortada olan temiz sürecini beklemezsiniz. Gerçekten bunu anlamak ve anlamlandırmak da mümkün Sayın değil. Sayın Şen, şimdi sizden sonra da diğer hukukçuya Murat Sezgin'lere soracağım. Hemen son olarak şunu sormak isterim size. Şimdi Ankara Valiliği de şöyle bir açıklama yaptı. Dediler ki valiliğimize tebliğ edilen mahkeme kararlarından MHP kongresinin yapılamayacağı anlaşılmıştır. Bu, evet. Bu durumda bu kongre, daha doğrusu 25. İcra Müdürlüğü'nün kararıyla Ankara Valiliği'ne genel merkezin bir başvurusu olmuş anladığım kadarıyla. Valiliğin yaptığı bu açıklama şu şekilde evet, İcra Müdürlüğü konuda tenakkuza düşünce Adalet Bakanlığı'ndan ki oraya bağlıdır bir mahkeme değildir görüş sormuş. Ayrıca ilgili mahkemeler tedbir kararı veren mahkemeler doğrudan bu kararların infazı konusunda çıkan polemiği sonlandırmak için tedbir kararını uygulayın şekilde talimatlarını göndermiştir. Ve bunun üzerine bu kararlarla bağlı olan idari makam neresiyse ki Ankara Valiliği ise orası bu kararın gereğini takip etmek durumundadır. Gereği neticede nedir? Ortada yani hukuk aykırı bir emir yok. Pazar günü kurultay kongreyi toplamak isterlerse Ankara Valiliği ne yapacak? Polis bu engellenecek öyle gözüküyor. Umarım tatsız hadiseler olmaz. Buna da gerginliğe ve germiye adaylar da zannediyorum aklı selimi takip edeceklerdir. Çünkü Yargıtay bakın çok net açıklama yaptı. Esasen beklemeyen çok istisnai. Evet biliyoruz. İvedi bir mesele Mayıs ayı içerisinde konuyu temiz incelemesini sonlandıracağız dedi. Bu kadar yakınken bu meselede peki. Bu kararı beklemek yerine ortamı germek yani ne elde edeceksiniz kongreyi 15 Mayıs'ta değil de 1 Haziran'da yapsanız veyahut da Mayıs ayının sonunda yapsanız ne değişecek? Yani benim anlamlandıramadığım peki, bu acelecinin sebebini yani Türkiye 15 gün sonra 1 ay sonra seçime gitmiyor ki. Yani partinin değişimi bir ihtiyaçsa olabilir bakın işin o tarafına da hiç girmiyorum ihtiyaçsa gerekliyse. Zaten bu gerçekleşecektir. Peki. Bunun önüne geçilemeyeceğine göre olağanüstü genel kurul taleplerinde haklılarsa zaten Yargıtay son sözü söyleyecek, meseleyi nihayetlendirecek. Peki, yani meseleyi daha fazla uzatmamak gerekir diye düşünüyorum. Peki, değerli bir akademisyene sorduk, ceza hukukçusuna sorduk. Profesör Doktor Ersan Şen telefon attığımızda. Tabii hukukçular zaman zaman farklı görüşler beyan edebiliyorlar. Keza mahkemelerde de bunu yaşıyoruz. Mahkemelerin verdiği iki ardı ardına kararlar var biliyorsunuz. Bu kez de Gazi Üniversitesi'nden değerli bir akademisyene Profesör Doktor Murat Sezginer'e soracağız. Sayın Sezginer, hattasınız değil mi efendim? İyi geceler. Buyurun, dinliyorum. Sağ olun.
Şimdi Sayın Ersan Şen Hocam dedi ki yani Yargıtay Mayıs ayı içerisinde bir karar verecek. 18. Sulh Hukuk Dairesi. Bu karar beklenmeden bir acelecilik gördüğünü söylüyor. Bunu da anlamlandıramadığını söylüyor. Ne dersiniz siz? Sayın Yılmaz, bu siyasilerin karar vereceği bir şey. Bunu toplantıyı ne zaman yapıp ne zaman yapılmayacağı onların takdirinde olan bir husus. Ama biz hukukçu olarak hukuki gerçekleri söyleyelim. Ya ben bu konuşmayı üzülerek dinledim. Yani bir kere 12. Hukuk Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi karar verdi. Bu karar kesinleşmesi gereken bir karar veriyor. Bizim yazıp çizdiğimize göre diyor. Hocam bunu ne zaman yazıp çizmiş merak ediyorum ceza hukukçusu olarak. Peki size bu göre o kadar, nedir? O kadar bilinen bir husustur ki ahval-i şahsiyeye ilişkin, kişiler hukukuna ilişkin kararlardan sadece statü değişikliği yaratanlar ancak kesinleşmesi beklenir. Hukuk mahkemesi bir çare heyeti oluşturuyor kongrenin toplanmasına ilişkin. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi tüzel kişiliğinin hangi statüsünde değişiklik yapıyor? Yani burada böyle yorumlar yapılıyor ve hakikaten insan üzülüyor. Ben şu anda bakın notumu aldım. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2010 yılında işte bu şahsın hukukuna ait hükümler kesinleşmedikçe icra olunamaz. Ancak diyor bunlar her hükümlü için değil hukuki durumlarda değişiklik yaratan ilamlar için geçerlidir. 2009'a 22.399 esas sayılı 12. Hukuk Dairesi. Bakın o kadar açık ki Yargıtay hep böyle davranıyor. Yani şu anda Yargıtay'a mevcut uygulamanın dışında bir uygulama zorlanıyor. Bu kararın kesinleşmesi gerekmiyor. Birincisi bu. İkincisi Cemerek Mahkemesi. Evet efendim. Şimdi Sayın Yılmaz bunun için hukuk eğitimi almaya gerek yok. Hocam niye böyle söyledim bilmiyorum ama hakikaten Türkiye'de çok ayıp şeyler oluyor. Skandal şeyler oluyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresinin yapılıp yapılmamasına ilişkin siyasi tedbir kararında yetkili mahkeme Sivas'ın bir ilçesinin mahkemesidir. Yani burada bakın nedir? Şunu söylemek istiyorum. Yetkili mahkeme demek hangi yer mahkemesi bakacak? Görev malum asliye ticareti işte idare mahkemesini bunlarla ilgilidir. Yani Gemereğin böyle bir tedbir kararı aldırması ya da orada bir tedbir kararı alınması daha doğrusu kafaları ya hukuki değil midir efendim? Yani alamazlar mı Gemerek'te böyle şimdi, bir karar? Şimdi saygın her hukukçu bu kararı okuduğu zaman yüzü kızarır. Çok ayıptır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun derhal bir soruşturma açması gerekir. Hakim kararında HMK, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6. maddesi diyor. Yani şunu demek istiyor. 6. madde davalının ikametgahıdır. Bir dava, Sayın Yılmaz, bir dava davalının yani aleyhine dava açılan kişinin bulunduğu ikametgahındaki mahkemede açılır. Kararda öyle yazıyor. İsterseniz okuyayım. Söyleyin. Mahkemesinin kararı. Söyleyin. HMK madde 6 uyarınca diyor, davacının davasını kendi yerleşim yeri mahkemesinde açtığından mahkemenin yetkili olduğu. Yani davacı orada oturuyormuş fakat davalının orada açılması gerekiyor. Özetle şunu söylüyorum. Gemerek'teki hakim davacıyla davalı arasındaki farkı bilmiyor. Ve bu karara insanların uyması isteniyor. Tabii şeklen bir karar, bir varak, bir belge. Orada duruyor. Peki efendim, ona şimdi... da biz hukukçu olarak karara uymayın diye kimseye bir mütalada bulunamayız ama evet. Kararın içeriğine girmeyip efendim bu da bir karardır uyalım. Peki bakın, size göre Sayın Sezginer şimdi evet. Önce Ankara 2. İcra Hakimliği'nin kararı var. Bunun üzerine muhalifler az önce Sayın Şen'e sorduğum soruyu çok uzatmak istemiyorum. Sizin evet, daha tabii. Çok konuşmanızı istiyorum. Ardından da akşam saatlerinde Ankara 25. İcra Müdürlüğü'nün verdiği bir karar var. Bu durumda evet. Şimdi muhaliflerin de bir toplantı halinde olduğunu biliyoruz. Yarın bir ortak bir karar verecekler. Bugün yapılan ilk gelen karardan sonra pazar günü bu şeyin kongrenin toplanacağı yönündeydi. Olağanüstü kongrenin. Ama evet. Yarın ne söyleyecekler bilmiyoruz. Size göre bu kongre yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Ne yapabilir size göre genel başkan adayları şimdi, şu anda? Tabii efendim bu
siyasi bir olay. Bakın, yani burada o kadar büyük hukuk skandalları oluyor ki bizim burada şu kanunun şu maddesi, şu fıkrası gibi mütalalarda bulunmamız gerçekten komik kaçıyor. Evet. Şimdi akşam üzeri bana gösterdiler Ankara 25 İcra Dairesi'nin akşam 8'de Adalet Bakanlığı bir genel müdür yardımcısını herhalde nöbetçi bırakmış. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hukuki destek vereceğini açıklamıştı. Bunlar daha erken davranmış. Biz de size hukuki destek verelim diye bir işlem yapılmış. Şimdi hocam diyor ki İcra Dairesi Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. Tereddüt oluşmuş. Hiç hayatında Adalet Bakanlığı'nın bir mahkeme kararının nasıl uygulanacağı hususunda bir yazısını görmüş mü acaba? Yani biz akademisyen olarak doğruları konuşalım, halkımız karar versin. Yürütme, bakın Adalet Bakanlığı mesai saati bitiminde oraya bir nöbetçi genel müdür yardımcısı koymuş. Evet. İcra'ya yazıya, İcra'ya başsavcılığa. Sonra valilik işte biz kararlardan anladığımız kadarıyla bu memlekette Anayasa Mahkemesi kararları yok sayılıyor. Danıştay, Yargıtay kararları yok sayılıyor. Yani genel müdür yardımcısı, Adalet Bakanlığı genel müdür yardımcısı söz konusu mahkemeye bir yazı mı gönderiyor? Ne var o yazının içerisinde? Evet, İcra Müdürlüğü. 25. İşte, İcra Müdürlüğü falan mi demiş? Hayır, İcra Müdürlüğü. Savcılığa yazıyor. Ha, savcılığa Adalet yazıyor. Bakanlığı'nın böyle bir görevi yok. Biz 30 yıldır hukuk hocasıyız. Ne zaman görünmüş Adalet Bakanlığı bürokratının mahkemeye yazı yazıp şu kararı şöyle uygulayın, icra müdürlüğü şöyle olsun. Ve o zaman bütün avukatlar Adalet Bakanlığı'nın kapısına dizilir. Yani icra müdürlüklerine buradan yazı yazın diye. Yani şunu söylemek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki olayla ilgili Türkiye'de yeni bir hukuk oluşturuluyor. Bu hukuka insanların uyması bekleniyor. Ben hukukçu olarak hiçbir zaman hiçbir mahkeme kararına uyulmasın, işte şu yapılsın, bu yapılsın demek durumunda değil. Asla söylemeyiz. Ömrümüz mahkemelerin hukukun saygınlığını savunmakla geçti. Ama bir hakim davacıyla davalı arasındaki farkı bilmeden bir karar yazıp bizim gözümüzün önüne koyuyorsa bunu ben hakaret kabul ediyorum. Bu karar üzerinde konuşmayı da zul addediyorum. Şimdi tabii bu siyasi bir mücadele. Ben Yani hukuk üzerinden üzerinden bir siyasi mücadele verildiğini mi söylüyorsunuz Sayın Sezginer? Evet, evet. Hukuk üzerinden siyaset şekillendirmeye çalışılıyor. Bu hukukun saygınlığına çok ağır bir darbedir. Ve bir hukukçu olarak çok üzülüyoruz. Bakın 2010 anayasa referandumu ile birlikte bu iş bu noktalara geldi. Hakimlerin siyasi görüşleri ortalara saçılmaya başlandı. Evet. Siyaset yargı üzerinden şekillendirildi. Ve sürekli de bu Yargıtay'dan bahsediliyor. Artık hakimlerden, savcılardan kahramanlık bekler hale geldi. Bu 18. Hukuk Dairesi'nde karar verecek saygın üyelerdi. Hiç şüphesiz mesleklerinin zirvesinde insanlar. Evet. Ama internet sitelerini görüyor musunuz? Peki sayın... İki üye sucu, iki evet. üye bu. Biz çok üzülüyoruz ve kahroluyoruz bunları duyduğumuzda. Ve bu üyelerle ilgili de Adalet Bakanlığı, İcra Müdürlüğü'ne yazı yazan Adalet Bakanlığı, bakın sayın ne yaptı biliyor musunuz? Bir kanun tasarısı hükümet hazırladı. Evet. O yargısal üyeleri, o kararı verecek üyelerin üyelikleri bu kanunla birlikte düşüyor. Peki yeniden efendim, seçilmeleri için de evet. Adalet Bakanlığı'nın... hakimlerle sadece yüksek kurulunda herhalde etkisi bekleniyor. Sayın Sezginer, siz de izninizle Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir yorumu, sosyal medyadaki yorumu size sormak isterim. Evet. Yaklaşık 3 saat önce MHP'yi kaos içerisinde göstermek, MHP'yi engellemeye çalışmak bedel ve vebali ağır bir teşebbüstür. Buna da göz yumulamaz. Buna rağmen kurultay yer, tarih ve zaman açıklayanlar verilmiş mahkeme kararlarının hilafına davranarak suç işlemektedir. Yani şunu söylüyor Sayın Devlet Bahçeli, daha önce de onun kurmayları da onu söylüyordu. Birazdan Sayın Semih Yalçın'a bağlanacağız. Onlar da tam aksine, yani bir el tarafından Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte hukuk yoluyla dizayn edilmeye çalışıldığı kanaatinde. Biliyorum hukuki bir soru ama, değil bu ama ne dersiniz efendim? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Ben başta da söyledim. Bu siyasi bir olay. Bizzat Sayın Bahçeli yeterli imza toplanmasına ve siyasi partiler kanunun amir hükmüne rağmen
ben bunu toplamayacağım diyerek mahkemeyi işaret etti ve insanlara hukuk yolunu gösterdi. Hem bu yolu gösterip hem de hukuki kaostan bahsetmek bir çelişki. Evet, burada bir suç var aslında muhaliflerin yaptığı. Sayın Bahçeli'nin canını sıkma suçu. Bu da hukuken hiçbir anlam ifade etmez. Ne suçu olacakmış? Herkesin elinde bir karar var. Karşılıklı birbirleriyle itişip kakışıyor. Ve bunun müsebbibi bu hukuken amir hükmünü kanunun uygulamamasıdır. Siz iktidarı hukuk dışı davranışlarından dolayı eleştirme hakkına sahip değilsiniz artık. Çünkü siz muhalefet olarak kendiniz hukuku çiğniyorsunuz. Sayın Sezginer, az önce Sayın Şen işte bir acelecilik içinde olunduğunu söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani onlara tabii ben hiç girmiyorum. Yani o siyasilerin işi. Ben hukukçu olarak şu ortaya serilen manzaradan çok rahatsızım. Yani bu hukuki terimlerle konuşulmuyor. Şimdi Sayın Yalçın'a bağlanacaksınız, öyle söylüyor ama biraz önce haberinizi dinledim. Cemerek diyor, kararını yeniledi diyor. Kararını yenilemek diye hukuk terminolojisine yeni yeni şeyler katıyorlar. Karar yenilenemez mi? Karar yenilenemez mi? Karar yenilenemez. Karar verilir ve hukuk aleminde bir değişiklik yaratır, orada durur. Kararı veren hakim, bakın kararı veren hakim kendi verdiği karara bile müdahale edemez. Böyle karar yenileme falan gibi böyle herkes kendiliğinden bir terminoloji uydurmadı. İkinci husus, bakın hukuk mahkemeleri kanunu cemerek de tekrar karar verdi. Avukatın açıklamalarını da dinledim. Hukuk mahkemeleri kanununa göre diyor, yazı işleri müdürünü de mahkeme görevlendirir. Görevlendirebilir. Doğru. Fakat bunu kararında yapar. Cemerek'in verdiği karar da yazı işleri müdürünü bu kararın icrasıyla ilgili görevlendirmemiş ki. Yenilemek suretiyle göre. Sayın Sezginer, bir usul yok. Yani evet, bunlar yok. Bu arada acayip tabii işler oluyor Türkiye'de. Acayip işler oluyor dediniz. Bu arada güzel işler de oluyor. Fenerbahçe finale giden yolda son maçını kazandı. Kaç? 88-77 kazandığı ve finalde Fenerbahçe'yi kutluyoruz. Evet. Ben Fenerbahçeli değilim ama ben de yürekten kutluyorum. Gerçekten bu gerginliğin içinde. Böyle mutlu bir haber bizim için. Şöyle bir iyi geldi. Nefes aldık gerçekten. Sayın Sezginer, çok teşekkürler. Sayın Semih Yalçın'ı dinleyeceğim birazdan ama Emre Tilev arkadaşım hazır ve heyecanla deminden bir bağırıyor haber. Gel Emre hemen seni çok kısa bir hemen bize bir yorum alayım sonra. Tabii az sonra CHP'listlere gideceğiz nasıl olsa hızlı bir şekilde. Fenerbahçe 88-77 ile Laboral Kutşa'yı eledi, evet, ve finale adını yazdırdı. Finalde pazar günü CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. CSKA Moskova maçı da saat 22'de. Senin pazar sesin günü geliyordu orada, ben burada yayın yaparken ya heyecanlı. Sadece benim sesim değil, bütün Türkiye'nin sesi geliyordu zaten. Evet, birçok arkadaşım da orada benim. Tabii, şu anda mesela Berlin'den herkesin sesi geliyor. Berlin bir Türk mahallesine dönüşmüştür diye düşünüyorum. Hatta şu sıralarda Bağdat Caddesi'ni falan da merak ediyorum. Müthiş bir ambiyans vardır. Zaten biz de pazar günü hem Beşiktaş'ın şampiyonluğunda hem de Fenerbahçe'nin bu final heyecanının sonrasında böyle uzun bir canlı yayında karşınızda olacağız. Siz çok değerli konuğunla sohbete devam edin. Biz az sonra birlikte olacağız. Bu maçın ayrıntılarını konuşacağız. Berlin'e gideceğiz. Çok teşekkürler Emre. Birazdan birlikte olacağız seninle. Seni uğurlayalım hemen. Profesör Doktor Semih Yalçın'ı, Genel Başkan Yardımcısı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Semih Yalçın'ı dinleyelim bu defa. Sayın Yalçın, Sayın Sezginler'i uğurladık. Çok teşekkür ediyorum Murat Sezginler'e, Profesör Doktor Murat Sezginler'e. Siyaset şekillendirilmeye çalışılıyor hukuk yoluyla dedi. Çok üzülerek izliyorum bu yaşanan gelişmeleri dedi. Ve yeni bir hukuk oluşturulmaya çalışılıyor dedi. Sayın Yalçın, hattasınız değil mi hocam? Hattayım, sizi dinliyorum. Buyurun efendim. Siz en son bu gelinen noktada hep kurultayın yapılamayacağını da az önce sosyal medyada Devlet Bahçeli de söylüyordu. Değerlendirmenizi almak isterim. Sayın Sezginler'in yaptığı yorumlar ve daha önce Ersan Şen'in yaptığı yorumlarla ilgili olarak öyle anlaşılıyor ki bu pazar günü kurultay olmayacak galiba. Sezginler'in çabasına rağmen veya kendilerini aday olarak takdim eden isimlere rağmen bu hafta pazar günü kurultay olmayacak. Sezginler zannediyorum vakti zamanında Milliyetçi Hareket Partisi'ne müracaat etmek suretiyle aday olma çabasının sonuçsuz kalması sebebiyle bir düşmanlık krizi içerisinde hukuku ayağının altına alarak yorum yapıyor. Bu haddini aşmaktır. Oradaki hakimlere, verilen kararlara, oturduğu yerden böyle ahkam kesercesine, kendi şahsi çıkarlarını düşünmek suretiyle yorum yapmak
ben hukukçuyum diyen hiç kimseye yakışmaz. Herkes haddini bilecek. Sezgin Erdoğan haddini bilecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Hukuk hakimliği evet. Bir karar vermiş. Amenna. Biz saygı duyduk ve dedik ki bu kararı beğenmiyoruz, temiz edeceğiz dedik. Sayın Yalçın, izninizle şöyle yapabilir miyiz? Benim burada bir ara vermem lazım. Sizi daha sağlıklı ve daha uzun dinlemek istiyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar ne anlama geliyor sormak istiyorum. İzninizle biraz ara vereyim. Aranın ardından sizinle daha uzun konuşalım efendim. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Biraz ara, sonra tekrar gece görüşüne devam edeceğiz. Gece görüşüne devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki gelişmeleri mercek altına almayı sürdürüyoruz. Ankara 2. İcra Hakimliği muhaliflerin 15 Mayıs'ta olağanüstü kurultayın engellenmesi kararına yaptıkları itirazı kabul etti ve çok geçmeden akşam saatlerinde de Gemerek Mahkemesi yeni bir tedbir kararı aldı ve 25. İcra Müdürlüğü de devreye girdi ve Gemerek'in tedbir kararı geçerli, kurultay yapılamaz dedi. Az önce iki değerli hukukçuyla konuştuk. Profesör Doktor Ersan Şen, bir acelecilik var. Neden böyle soru, inatlaşma da görüyorum. Neden diye sordu. Çünkü Yargıtay'ın 18. Su Hukuk Dairesi'nin kararının beklenmesi gerektiğini söyledi. Mayıs ayı içerisinde bir karar verilecek, bu açıklandı. Neden bir acelecilik içinde dedi. Murat Sezgin nerede? Profesör Doktor Murat Sezgin nerede? Hayır, bir yeni bir hukuk oluşturulmaya çalışılıyor. Gemerek'in verdiği kararının yenilenmesi söz konusu olamaz deyip birçok soru işaretini arka arkaya söyledi. Biz Profesör Doktor Semih Yalçın'la Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısıyla röportajımızın yarısında kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Yalçın, haklısınız değil mi hocam? Hattayım, buyurun efendim. Evet. Efendim, siz Murat Sezginler'in yaptığı açıklamayla ilgili olarak şahsi olarak aslında bazı işte kafasında sorular olduğu için yanlış bir açıklama yaptığını iddia ettiniz. Hı hı. Onu geçtikten sonra size göre bu pazar günü kurultay yapılacak mı yapılmayacak mı? Nasıl bir tabloyla Milliyetçi Hareket Partisi ve delegeler karşı karşıya kalacak? Sizi dinleyelim hocam. Sorunuza cevap vermeden biraz evvel ifade ettiğim hususu son bir tek kısa ve net cümleyle kapatıp sorunuza cevap vereceğim. Biraz evvel o isminizi zikrettiğiniz şahsın sizin televizyonlarınıza çıkıp da hukuk adına özellikle bir profesör unvanıyla ifade vermeye çalışarak siyaseten bir tavır alması kabul edilemez. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunun nedenlerini size ifade ettim. Tekrar o hususa girmeye falan da gerek yok. Didem Hanım, olan şu: Su Hukuk Mahkemesi bir karar verdi. Doğru. Biz bu kararı saygıyla karşıladık ama kabullenmedik. Yani isabetli bulmadık. Doğru olduğu kanaatinde olmadığımızı ifade ettik. Evet. Ve bu karar verilirken farklı bir takım baskılar altında kalındığı iddiasıyla bazı açıklamalar yaptık ki bunu yapanlardan biri de benim. Yanlış olabilirim veya isabet kaydetmemiş olabilirim. Ama bunu söylerken o saygı çerçevesi içerisinde bunu temiz edeceğimizi söyledik. Temizimizi yaptık. İlgili kanunlar gereğince temiz sonucu alınana kadar bu hususun icra edilmemesi gerekiyordu. Ama maalesef kendilerine muhalefet ismi veren bu 3-4 tane isim ortalığa düşmek suretiyle Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bir kargaşa meydana getirdi. Hocam, izninizle, bir kargaşa meydana getiriyor dediniz ve Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları da size soracağım ama şimdi tabii. Siz Murat Sezginer'le ilgili işte bazı şeyler, açıklamalar yapınca Sayın Sezginer de cevap hakkını kullanmak istiyor. Dolayısıyla ben de bunu yapmak... Cevap hakkını benden sonra. Sizden veya sonra... Başka bir vakit aralığında kullandırırız. Sizden sonra o zaman ama cevap buraya... hakkını kullansın, öyle yapalım. Siz açıklamalarınızı tamamlayın, Sezginleri daha sonra dinleyelim. O da cevap hakkını kullanmak istiyor hocam, onu da belirteyim. Lütfen devam edin. Sayın daha Devlet... sonraki cevap hakkımı da saklı tutmanızı istiyorum. Yani olur efendim, peki efendim. Onu siz... bilmenizi istiyorum. Tabii şimdi, efendim. Bir karar verilmiş. Bu kararı da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi çok olağan karşılayarak Yargıtay'a gitmiş. Bundan daha doğal ne olabilir? Onu söylemeye çalışıyoruz. Hı hı. Ama bu aralık içerisinde bazı arkadaşlarım efendim bu icrayı biz yerine getireceğiz. Veya işte şöyle yapacağız. Bu kongreye toplayacağız diye adeta meydan okurcasına bir siyasi hareketi 47 yıllık bir siyasi hareketi herkesin gözü önünde yıpratmak, yok etmek,
efendim sokağa dökmek bir çalışma içerisine gittiler. Bizim söylediğimiz şu, bekleyelim, yargı kararını görelim ve hep birlikte bunun sonucuna göre davranalım. Ya zaten Yargıtay bir karar verdi, Mayıs ayı içinde ben buna karar vereceğim dedi. Bu da çok açık ve net bir şekilde ortada duruyor. Hal böyleyken yangından mal kaçırırcasına veya selden kütük toplarcasına bu kadar acelenin, bu kadar farklı davranmanın anlamı nedir yani? Hocam bu izninizle buna daha önce farklı mecralarda bu soruya yanıt verdiğinizi biliyorum ama şimdi sosyal medyada izleyici ısrarla bu soruyu soruyor. Diyor ki şimdi 1241 delegeniz var değil mi efendim? 249 imza yeterliyken 543 delege toplandı ya. İzleyici diyor ki neden diyor genel merkez nasıl bir tereddüt yaşıyor? Niçin bu kurultay, olağanüstü kurultay yapılmıyor bu kadar delegenin imzası varken? Daha önce açıklama yapmıştınız ama izleyiciye ne söylemek? Tabii ki hemen yapayım. Hayır, evet, tekrar, bir tereddütünüz mü var genel tabii merkez ki, olarak? Tekraren ifade edeyim efendim. Burada kaçırılan veya kendilerine hukukçu deyip de farklı bilgilerle kamuoyunu yanıltılanlara da seslenmek istiyorum. Saadet Partisi örneğini veren veya farklı örnekleri veren arkadaşlara da buradan seslenmek istiyorum. Bizim tüzüğümüzde Didem Hanım 5'te 1 imza toplandığı takdirde tüzüğün 63. maddesi 5'te 1 imza önce toplanacak, 2 kademeli. Toplandıktan sonra da o olağanüstü kongrenin yapılması MYK kararına bağlıdır. İki aşamalıdır yani. Anlatabiliyor muyum? Bu Saadet Partisi'nde farklıdır. Saadet Partisi'nde 5'te 1 imza toplandığında kongre yapılır. Efendim bizde öyle değil. Çağrılabilir diyor. Eğer bu hüküm siyasi partiler kanununa aykırılık teşkil ediyorsa bu kararı 12. Sulh Hukuk Mahkemesi veremez. Bu kararı Anayasa Mahkemesi verir. 2009'dan beri bu tüzük yürürlükte. Kimse şikayet etmemiş. Bu aday diye dolaşan arkadaşlar da şikayet etmemiş. Yani biz bununla birlikte kongre yapıyoruz. İş ve işlem yapıyoruz. Ama bugün gelinen noktada 12. Sulh Hukuk, evet, bu 63. maddeyi dikkate almaksızın karar verdiğinde problem oradan çıktı zaten. Peki hocam. Bizde iki kademeli. Yoksa yani delegenin bunu, karşısına genel merkezin çıkmaması gibi bir korkusu, hayır efendim, bir endişesi. Hayır, delege farklı düşünebilir. Peki. Bizim delegemiz 1200 üzerindeki delegemizin hepsi kıymetli insanlarımızdır. Bu hareketin geleceğini şekillendiren, bu hareketin geleceğiyle alakalı olarak yani onların rey beyanına bağlı ve sadakat içerisinde olan bir siyasi partiyiz biz. Peki, yani izninizle, onların teminatı altındadır. Böyle bir problemimiz yok. Peki son olarak şunu sormak isterim. Olup bitti. Oldu bitti var diyorsun. Son olarak şunu, evet, sormak isterim. Evet, oldu bitti size var. Peki şimdi normalde burada bir üst akıl var. O üst akılla hareket eden bazı kendilerine genel başkan adayıyım diyenler var. Bunu destekleyen siyasi camiadan isimler var veya hukuki camiadan isimler var. Hepsi bunlar ibaret. Son olarak şunu sormak isteyeceğim. İzninizle normalde Sayın Devlet Bahçeli aslında çarşamba günleri sosyal medyada şeyin başına geçer ve orada Twitter'da açıklamalar yapar. Fakat bugün ardı ardına açıklamalar yaptı bu süreçle ilgili olarak. İşte tane, evet, tane konuşacağım, net ifadelerle konuşacağım. 15 Mayıs'ta olağanüstü büyük kurultayımız yoktur diyor. Ardından da MHP'yi kaos içerisinde göstermek, MHP'yi engellemeye çalışmak bedeli ve vebali ağır bir teşebbüstür. Buna da göz yumulmaz. Sayın Bahçeli kime işaret ediyor? MHP'yi kaos içerisinde göstermek isteyen kim? Delege i̇şte imzası biraz var evvel ama size ifade ettiğim o üst akılla yönetilen ve piyon, evet, durumunda olan isimler. Bu siyasetin içinde de var. Hukukçuların içerisinde de var. Veya bizim hiç tahmin edemediğimiz çevrelerde de var. Milliyetçi Hareket Partisi kurultay yapmam demiyor Didem Hanım. Biz kurultayımızı yapacağız. Yani delegeler de gelecek orada istedikleri gibi rey beyanında bulunacak. 9'unda başlayacak. 3 ay sonra başlayacak. Evet. 3,5 ay sonra başlayacak. Ya bu acelenin manası ne Allah aşkına? Bu pür telaşın manası ne? Bunu bir tanesi çıkıp da izah edebilir mi? Ben genel başkanım bu yapılmayacak diyor ise sadece ve sadece bu sebeptendir efendim. Sayın Anlatabiliyor muyum? Evet, çok teşekkürler. Sağ olun yayına bağlandığınız için. Genel merkezinde söz haklı,
söz hakkım saklı kalmak kaydıyla ayırtıyor. Peki efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Saygı bizden. Profesör Doktor Murat Sezginer, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi. O da cevap hakkını kullanmak istedi. Sayın Sezginer, hatta mısınız? Hattayım efendim. Sizle ilgili bazı iddialarda bulundu Sayın Semih Yalçın. Onlara mı cevap vermek istiyorsunuz? Daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olmak istediniz mi? Yoksa yaptığınız değerlendirme siyasi değil, hukuki bir değerlendirme miydi? Böyle eleştirdi sizi çünkü. Çok kısa cevap hakkınızı kullanın. Daha sonra ben diğer başlıklara devam etmek istiyorum efendim. Artık. Elbette. Ben kamu görevlisiyim. Milliyetçi Hareket Partisi değil. Hiçbir partiye adaylık müracaatım şu ana kadar olmadı. Biliyorsunuz siyasi partiler kanuna göre bir partiye aday olmak için mutlaka kamu görevinden istifa etmeniz gerekir. Ben kesintisiz olarak 30 yıllık kamu görevlisiyim. Ve burada bakın insan onuruna aykırı işler yapılıyor. Hakaretler ediliyor, yalan söyleniyor. Bunlar çok ayıp şeylerdir. Tekrar ben söz hakkı istiyorum diyor Sayın Yalçın. Ne diyecek yani benim müracaat ettiğim gibi bir yalan bir şey söylüyor. Yani bununla ilgili bir belge mi çıkartacak? Şunu da söyleyeyim, ben evet hiçbir zaman aktif siyaset içinde bulunmadım, kamu görevlisiyim ama ben ülkücü bir ailenin çocuğuyum. Benim babam 1969'da Milliyetçi Hareket Partisi ilk seçime girdiğinde milletvekili adayıydı. Ben daha 4 yaşlı. O zaman Semih Yalçın neredeydi bilmiyorum. Peki efendim, 2010 anayasa referandumunda bizim söylediğimiz hususları dikkate almadıkları için bu parti yönetimi, böyle tarihçi hocaları hukuk yorumu yaptırdıkları için de partiyle hiçbir ilgimiz kalmamış. İzliyoruz, bakıyoruz. İbretle izliyoruz yalnız. Peki efendim, şimdi cevap hakkı doğuracak şeyler. Siz de hukukçusunuz, anlıyorsunuz bakın, beni. İş uzayacak. Buyurun. Şimdi daha önce de burada çok saygın insanlar yaşını başını almış. Bu hareketin içinde herkesin tanıdığı insanlara bir takım adamları çıkartıp hakaret ettiriyorlar. Yani Yılmaz Durağ'a yapılanı herkes gördü. Bunlar çok ayıp şeylerdir. Ve bir hukuk profesörüne aday oldu da işte onun için biz de kabul etmedik. Sen kimsin de beni kabul etmeyecek? Peki Sayın Sezginer. Ben böyle bir adaylık başvurum yok. Anladım efendim. Yalan söyleyerek kamuoyunu yönlendiriyorlar. Bunlar çok ayıp şeyler. Sadece bu kadar söylüyorum. Peki efendim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Semih Yalçın da cevap hakkını daha sonra, çünkü biz artık Fenerbahçe'yi konuşmak istiyoruz. Evet, Fenerbahçe değil, Sayın Yalçın bir konuşsun. Ben nasıl bir aday olmuşum, nasıl başvuru yapmışım biz de anlayalım. Başka platformda inşallah, çünkü ben zaman artık yavaş yavaş yayının sonuna geldim. Çok teşekkürler. Sayın Semih Yalçın da tabii ki kullanacaktır ilerleyen dakikalarda, ilerleyen yayınlarda, ama ben artık izninizle Fenerbahçe'yi konuşmak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden sonra. Emre, bir kez daha merhaba. Merhaba. Fenerbahçe tarihi yazdı değil mi? Evet, güzel bir tarih yazdı hem de. Şimdi finale adını yazdırdı Fenerbahçe. Finalde rakip CSKA Moskova, daha dişli bir rakip. Tarihinde ikinci kez finale çıkma başarısını göstermişti. Sen de notlarında var, aktarmıştın, seninle birlikteyken konuşmuştuk. Aslında biraz maça dönecek olursak çok hızlı bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. 13-0'lık bir üstünlüğü yakaladı ilk periyotta. İlk periyodu 23-15 gibi güçlü bir şekilde tamamladı. Sonra ilk yarı biraz bocaladı ikinci çeyrekte, 41-40 oldu. Ama maç uzatmaya gitti, hemen onu söyleyelim. 72-72'den uzadı ve sonra 88-77'lik bir skorla. 25. saniyede son burada kameraman arkadaşım da bana bir yandan da Fenerbahçe'ye ilgili tiyolar veriyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Şu anda da gördüğünüz kamerayı kullanıyor. 72-72, 25. saniyede sonra uzatmalara gitti ve sonra 88-77. Dinleyeceğim senin yorumlarını ama Cem Pelisser'i az önce ben MHP ile ilgili konuşurken ekranda bir ara bir gördüm. Bir ara merhaba dedi. Bir ara bana Cem merhaba dedi. Cem hazır mı arkadaşlar? Bir Cem'e gidelim. Cem merhabalar. Herkese merhaba Berlin'den. Çok teşekkürler. İyi geceler. Emre ile birlikteyiz. Oradaki atmosferi, evet, oradaki şeyleri, duyguları da senden dinleyelim. Skype ile bize bağlanıyorsun. Lütfen aktarır mısın? Sen sıcağı sıcağına orada tanıklık ettin çünkü maça. Seni dinleyelim. Evet, şimdi şu anda elimde maç sonundaki istatistik kağıdı var. Şöyle, burada yazan skor bir tarih. Bunu hiç kimse unutmamalı. Biz burada gerçekten basın tribününde öldük dirildik. Taraftarlardan hiç bahsetmiyorum. Onlar zaten herhalde uzatma periyodundan itibaren, uzatma periyoduna geçildiğinde büyük ihtimalle kalp problemi olanlar, evde izlerken sıkıntı yaşayabilecekleri televizyon başından almışlardır. Böyle bir maçtı. Hakikaten böyle bir maçtı. Bakıyorum şu andaki ağda 88-77. Bu bir final. Bu tarih yazdı Fenerbahçe burada ve şöyle tarih yazdı. Gitmişti maç.
Yani gerçekten dördüncü periyodun son bölümüne doğru gitmek üzere olan, artık tamamen bizim elimizden kaymış gitmiş olan maçı Fenerbahçe gerçekten basketbolla anlatması çok kolay olmayan bir şekilde geri döndürdü. Ama o noktaya kadar gelenler de basketbolla anlatılabilecek gibi şeyler değildi. Çünkü Fenerbahçe ikinci yarıda şöyle bir şey söyleyeceğim. 15 kez üçlük denemesi yaptı. Sadece 3 kez isabet buldu. Bu normal bir rakam değil Fenerbahçe gibi bir takım için. Fenerbahçe kadar büyük bir takım için, ama yani her şey olağan gitmediği belliydi. Olağan gitmeyen karşılaşmada da olağanüstü şeyler olması gerekiyordu. Fenerbahçe bunu yaptı. Bakın bütün gün Fenerbahçe sarı lacivert, Berlin bugün sarı lacivert, her yer sarı lacivert. Burada tribünler tamamen neredeyse dörtte üçünde Fenerbahçeli taraftarlar vardı. Şu andan itibaren biz dışarıdan sesleri duyuyoruz. O sarı lacivert renklerin arasına bir de Zafer'in güzel tonu eklenmiş oldu. Çok yoğun ilgi vardı bu. O zaman Türkiye'den, öyle mi Cem? Yani Türkiye'den çok yoğun bir katılım mı vardı? Tam Türkiye'de biz izledik maçı, daha da izlendi maç, ben izleyemedim de yayındaydım çünkü. Çok yoğun bir ilgi mi vardı? İnanılmaz. Yani gerçekten inanılmaz. Belki Euroleague tarihinde bu kadar çok... Cem araya gireyim. Ben Emre'yi dinleyelim hemen. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaydım. Ve Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar sarı lacivertti. Ya aklına gelebilecek ne kadar ünlü isim varsa, kim geliyor mesela Bedri Baykan'dan tut da bizim Cem Seymen'e kadar herkes oradaydı. Herkes oraya gidiyordu. Hatta ben bir ara Ertuğrul Özkök'ü gördüm Aziz Yıldırım'ın yanında, maçta en önde oturuyordu Sayın Özkök de. Zannediyorum bütün herkes büyük bir Fenerbahçe zaferinin beklentisiyle oraya gitti ki gerçekleşti. Bu arada Cem, zannediyorum orada Obradovic'in sihirli dokunuşu da es geçilmemesi gereken hadiselerden biri. Çünkü herkes farklı isimleri beklerken bir anlamda Bogdan Bogdanovic'i rahatlatacak hamleyi de yaptı. Hitman'ı oyuna aldı ve herhalde oradaki Obradovic'in kurtluğu da bu son 25.7 saniye kalaya gelen 72-72'lik skoru da hazırlayan sebeplerden biri oldu. Ne dersin Kurt Hoca'nın tavrına? Ben size şöyle söyleyeyim. Obradovic'in aslında burada en önemli dokunuşu şu oldu. Maçın son saniyelerinde Laborelo maçı kazandıracak sayıyı bulamayınca Obradovic, bilmiyorum ekranlara geldi mi görebildiniz mi ama şöyle söyleyeyim, dip çizginin ilerisine, boyalı alana doğru koştu hakeme. Yani orada bir karar verildi. Orada ilk müdahalesini, aslında ilk ve son en önemli müdahalesini yaptı. Orada çok önemli bir mesaj verdi. Bugün Fenerbahçe buradan şöyle bir şekilde çıkıyor. Büyük bir sinir harbi yaşandı belli bir noktadan sonra. Çünkü beklenmeyen bir spor ortaya koymaya çalışıyordu Laborel. Bunu yaptı. Her şey onların istediği gibi gitti. Fenerbahçe buna alışkın değil. Oyunu kontrol etmeye alışkın bir takım ama devamında işte o kadar tecrübeli isimler var ki, o sinir harbinden sakin kalıp çıkabilecek o kadar çok isim var ki Fenerbahçe'de. Onların hepsi orada son noktayı koydular. Özellikle Bogdanovic'in aynı zamanda Sulukas'ın uzatmaya götürmesi. Zaten uzatmaya gittikten sonra hatırlarsın Hırvatistan maçı vardı Türkiye'nin. Herkes penaltılara gidince artık bu saatten sonra bu bizim demişti. Yani onun gibi bir durum ortaya çıktı. Uzatmalara gittikten sonra zaten öyle başladı Fenerbahçe. İnanılmaz bir coşku var burada. Oyuncularla da konuştuk. Oyuncuların bir tane isteği var. Ben bunu buradan dile getirmek istiyorum. Kaptan Melih Mahmutoğlu bunu özellikle söyledi. Taraftarlardan, tabii onlar bilmiyorum ne kadar bizi izleyebiliyor ama taraftarların çok 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 daha fazla maçın içinde kalmasını istiyorlar. Haklılar da. Fenerbahçe taraftarı da biraz gerginlikten, tabii o stresten zaman zaman çıkmak zorunda kaldı maçın içinden. Melih Mahmutoğlu bunu söyledi. Onun dışında herkes bir rüyada gibi. Yani uzun röportaj da yapamadık çünkü herkes bir rüya yaşıyor şu anda. Evet. Geçen sene kapıdan dönülmüştü. Bu sefer inanılmaz bir şekilde finale adım atıldı. Bu bir tarih Türkiye için çok önemli bir tarih. Yani öbürsü gün pazartesi yapsak. Cem oradaki atmosferi, oradaki sporcuların duygularını bize aktardı. Şunu sormak isterim. Yani Labaro nasıl bir takımdı? Yani burada kuşkusuz çok heyecanlı, son dakikalara kadar uzatmalara giden bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Ya şu seviyeye gelmiş bütün takımlar. Fenerbahçe neyi başardı? İkinize de sormak istiyorum. İstersen önce Cem yanıt versin orada. Bu arada Cem, şu notları getiriyorsun ya, hani böyle o istatistiki notlar var. O notları biliyorsun, evet. Ben biriktiriyorum onları. Onları getirmeyi unutmuyorsun değil mi? Takacaksın onları Emre. Yok, bir spikerin buradaki... biriktirdikleri var. O biliyor zaten. Arşiv çalışması. Evet. Bu arada... Bu kadar tarihi bir kağıt ki bundan ne kadar getirsem ben oraya hepsine bir tane alıcı, bir tane isteyen buluruz herhalde. Gerçekten çok tarih. Ben durup seyirciler de merak ediyordur nereye baktım. Ben durup skora bakıyorum. 88-77. Fenerbahçe'nin finale çıktığının resmi burada çünkü. Bu orada yazıyor. Spor board'a bakıyorum, artık orada yazmıyor. Tek kaynak önümde şu anda Fenerbahçe, bu istatistik kağıdı. Fenerbahçe nasıl bir maçı
Nasıl bir takımı yendi? Biraz takımdan bahsedelim mi? Şöyle söyleyeyim. Yani aslında Fenerbahçe ile Laboral arasında çok büyük bir güç fark var. Ama Laboral işte bizim pek dile getirmek istemediğimiz bir şey vardır. Laboral'in enteresan bir takım oluşu. Yani enteresan takımı şöyle açayım. Böyle değişik oyuncuların ortaya çıkıp da değişik oyuncular derken aslında yıldızları ortaya çıktı. Brusis 22 sayı attı. Ki bunların bakıyorum 3 tanesi üçlük ve bu adam uzun oyunculardan bir tanesi. Pota altı oyuncularından bir tanesi. 3 tane üçlük attı. İşte üçlük isabeti buldu. Bunları yapmalarından korkuyorduk ki bunları yaptılar. İşte bir noktaya kadar da onların o şeyi yendi. Laboral dediğim gibi Fenerbahçe'nin aslında çok çok daha hepimiz biz değil bakın burada bütün Avrupa'dan gazeteciler var. Hepsi Fenerbahçe'nin bu karşılaşmayı tıpkı CSKA'nın Kuban'ı rahat yendiği gibi rahat geçmesini bekliyordu. Böyle bir takımı ama burada önemli olan kimi yendiği değil Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin son periyodun son bölümüne 5 sayı geride girip de ondan sonra oradan o sinir harbinden çıkabilmesi aslında finalde nelerin olabileceğini, Fenerbahçe'nin nereye kadar gidebileceğinin en güzel göstergesi. Bunu söylememiz lazım. Oraya bakmamız lazım. Emre'yi de dinleyelim. Laboral Kutsa ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Bu seviyeye gelmiş olan takımlar zaten çok karakteristik takımlar. Yani siz sezona muazzam bir takım hüviyetiyle başlıyorsunuz ve son 4 takım arasında kalma başarısını gösteriyorsunuz. Belki Fenerbahçe'nin ortaya koymuş olduğu o özellikle ilk bölümde yenilgisiz geçen süreç ki Strasbourg'a mağlup olduktan sonra Fenerbahçe 7'de 7 yapma başarısını gösterdi. 11'de 3 yenilgisi vardı. Pazar günü karşılaşacağı CSKA Moskova ile birlikte Fenerbahçe bu ligin yani Euro ligin yani Avrupa'nın 1 numaralı kupasının en güçlü temsilcisi. Tüm bunları üst üste eklediğinde istatistiki veriler olarak Fenerbahçe evet bu maçı rahat kazanır. Ama maçlar masada kazanılmaz ki istatistiklerle de kazanılmıyor. Evet. Sir Alex Ferguson Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü şöyle diyor. İstatistikler en büyük yalanlar ama aynı zamanda en büyük gerçeklerdir diyor. Şimdi tüm bunlara baktığımızda Fenerbahçe karşısında direniş gösteren bir Laboral Kutsa vardı. Laboral Kutsa ile ilgili enteresan bir notu aktarmak isterim. Lütfen. Orada zannediyorum Cem de görmüştür. Laboral Kutsa İspanya'nın Bask bölgesinin takımı ve dikkat edersen bizim Türk bayrağımız vardı ensesinde Fenerbahçe formasını. Laboral Kutsa formasının ense kısmında Bask bayrağı vardı. Yani İspanya bayrağını taşımıyorlardı. Ve maçtan sonra da taraftarları dakikalarca soyunma odasına giden basketbolcularını bekledi. Ben yayıncı kuruluştan takip ettik tabii biz burada. Evet. Murat Didin vardı yorumcu olarak. Murat Didin'in gözlerinin dolduğunu gördüm sevgili Cem Pelister. Yani o kadar güzel bir görüntüydü ki. Hani nasıl şimdi Bir cümle bir şey söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe CSKA'ya yenilebilir mi? Evet yenilebilir. Allah korusun yenilmesin. Yenilmesin inşallah. Biz sokaklara dökelim, coşalım, eğlenelim. Kupa buraya gelsin. Çünkü bu bizim en büyük ve en eksik kupamız. Daha önce Koraç Kupası'nı kazandık 96'da. Ben Anadolu Efes'teydim. Yine Murat abi anlatmıştı. Bu kadar finale ilk kez mi yaklaşıyoruz? Şöyle bir Koraç Kupamız var. Bir challenge'ımız var. Bir de Strasbourg'u yenerek Galatasaray son kupayı aldı. Ama Euroleague Avrupa'nın 1 numaralı kupası. Yani bunun ötesinde kupa yok. Bu Everest. Anlatabildim mi? O yüzden son cümleyi şöyle söyleyeyim. Kaybedilebilir ama bu saygınlığı gösterecek bir Fenerbahçe taraftarının beklentisi içerisindeyim finalde. Olabilir ama ter döken Datome'den Bogdanovic'e kadar, Yudat'tan Dixon'a kadar büyük emek Obradovic'den Aziz Yıldırım'a kadar büyük gayret sarf etmiş bir takımı orada Fenerbahçe taraftarı elleri patlayıncaya kadar ayakta alkışlamalı. Peki Cem sen de hemen bir not aktaracaktın orada seni dinleyelim. Şunu evet Laboral taraftarlarından bahsettiniz. Takımları gibi onlar da çok büyük sürpriz yaptılar. Gerçekten bizim oturduğumuz bölümün hemen sol tarafımızda kalıyorlardı. Şöyle söyleyeyim sürekli onların bir Eskişehirspor'daki gibi bando takımı da vardı. Onların o kendilerine has yaratıcı desteği çok fazlaydı. Ve şöyle söyleyeyim Emre abinin verdiği detayı devam ettireyim. Takımlarının soyunma odasından hepsinin çıkıp da kendi karşılarına gelmesini beklediler. Onun için bağırıyorlardı ve takım geldi. Hepsine takıma şöyle bağırdılar. Şampiyon diye bağırdılar. Ondan sonra takım gittikten sonra hepsi salonu terk etti ki başka hiç kimse kalmamıştı Laborallılar dışında. Onu söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum.
Fenerbahçe taraftarıyla ilgili, işte burası 12 bin kişilik bir salon ve yaklaşık bugün 7 bine yakın Fenerbahçeli vardı. Yarın Laboral taraftarları da yine bir kısmı olur bir kısmı olmayacak ve daha da fazla bir noktaya gelecek bu. Rakiple ilgili son bir not aktarayım. Tabii ki artık bu noktadan sonra final, bugün gördük burada bu arenada sözleri öyle çok bilindik gibi tahminler söylemiyor. Sahanın içinde olanlar söylüyor ama CSKA'da son 15 yılda her defa Final Four'da yer almış bir takım. 4 sene sonra finale çıktılar. İnanılmaz bir durum. İtüidis karşı takımın koçu, CSKA'nın koçu 3 kez Final Four zaferini yaşadı. Kimin yanında? Obradovic'in yanında yardımcı antrenör olarak o ilk kez finale çıkacak. Çok enteresan bir maç. Yani konuşulacak çok çok fazla şey var. Hem öncesinde hem sonrasında. Biz de heyecanla bekliyor olacağız. O güne kadar da şunu söyleyeyim. Berlin'de olanlar çok şanslı. Sadece taraftarlardan bahsetmiyorum. Turistik olarak gelmiş olan insanlar da olabilir. Çünkü burada müthiş bir karnaval olacak pazar gününe kadar. Ve pazar günü de en büyük temennimiz tabii ki o karnavalın devam etmesi. Biz de içine girelim. Size buradan aktarmaya devam edelim. Çok şanslısın bu arada, Cem bu arada. Bu arada hemen şunu da söylemekte fayda var. Fenerbahçe geçen yıl 3. maçında CSKA Moskova'ya 86-80 yenilmişti belki ama CSKA Moskova güçlü bir takım ama hani vardır ya bizim Türkçemizde çok güzel bir özdeyiş, işte boynuz kulağa geçmesin. Şimdi burada Obradovic aslında daha önce CSKA Moskova'nın bugün teknik direktörlüğünü ya da koçluğunu yapan ismin eski hocası. Cem'in de az önce vurduğu. Aslında evet, yani aslında iki koç birbirini çok iyi tanıyor. Bir an var, orayı hatırlıyor musun Cem? Obradovic şimdi burada krizi yönetmek, lider olmak becerisini ortaya koyabilmek zannediyorum en güzel resimlerden birini ortaya koyan yaklaşımı da beraberinde yaşatıyor. Obradovic Datome'nin önüne geliyor. Ona bir şeyler söyledikten sonra reklam panolarına böyle çok sert vurup çok sinirli bir şekilde bir şeyler anlatıyor. O olay karşısında basketbolcunun ortaya koyduğu tavrın sükuneti de ayrı bir özellik ve ayrı bir gücün göstergesi. Obradovic'e karşı boynunun ne kadar kıldan ince olduğunu gösteriyor. Evet, daha sonra da o, yani aynı Datome'yi alıp sarıp ya bak sen burada yanlış yapıyorsun dedi. Yani bence şunu çok net söyleyebilirim. Bir basketbol otoritesi değilim. Biz daha çok futbola yönelik anlatımlar gerçekleştiriyoruz ama bir spor adamı olarak Obradovic'in şu zaferde %35'lik payı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum Cem de katılıyor mu? Evet. Hatta çok belki daha fazla. Belki daha fazla. Evet, peki, çok daha fazla oldunuz. Şunu söyleyeceğim hemen. Çok kısa alayım. Lütfen çok kısa. Zamanım varsa. Çok kısa. Obradovic'le ilgili bugün taraftarlar dediler ki karşılarım karşımızda olsa hiçbir şey söyleyemeyiz. O kadar çok seviyoruz. Konuşacak bir şey bulamayız. Böyle bir sevginin ürünü burada görüyoruz. Bekliyoruz artık Berlin'de zafer turu atmayı inşallah. Notları unutma, bir de Rotlu Berlin tişörtleri güzeldi, bekliyoruz. İkimiz de bekliyoruz, evet. Emre'yle ikimiz. Cem çok şampiyon teşekkürler. Şampiyon olun, herkese söz. Tamam, çok teşekkürler. Herkes derken 100 kişiyiz Cem. Cem Pelissere ve Emre Tilev'e çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'de yürekten kutluyoruz. Gerçekten de pazar günü inşallah finalde de. Son bir not söyleyeyim. Şampiyonluk maçında da oynarlar. Alayım pazar günü Beşiktaş'ın da çok kritik bir mücadelesi var. Saat 21'den itibaren biz özel yayında olacağız. Evet. Hem Vodafone Arena'dan hem de bu maçın sonrasında Bağdat Caddesi'nden bütün ayrıntıları aktaracağız. Spor dolu bir akşam olacak pazar. Spor merkezi olarak çok yoğun olacaksınız Emre. Olalım ya. Bu olur, zaferler güzel, tatlı. Çok güzel. Kolay gelsin. Tartışmanın olmadığı, mutluluğun olduğu bir atmosfer. Bundan daha güzel ne olabilir? Çok teşekkürler. Ki? Kolay güzel gelsin özel yayınlarında. Biz da sana. Biz teşekkür ederiz. Şimdi, vakit ayırdığın, bize yayını açtığın için. Olur mu? Estağfurullah. Çok keyifliydi benim için de. Hemen şimdi yine siyasetin gündemini, o biraz o gerilimli gündeme döneceğiz. Profesör Doktor Semih Yalçın telefon attığında, şimdi Semih Yalçın hocam cevap hakkınızı kullanmak istediğinizi biliyorum. Bunu da kullandıracağım size ama ne olur lütfen yeni bir cevap hakkı doğuracak bana bir açıklama yapmazsanız memnun olurum. Bu kez de Murat Sezginer tabii yayına bağlamak isteyecek. Bu mesele sabaha kadar devam edecek ama benim de sürem kısıtlı. Hatta mısınız? Sizi dinleyeyim. Hattayım. Ama lütfen cevap hakkı doğuracak bir açıklama olmazsa memnun sabaha olurum. Sabaha kadar devam etmez. Endişe etmeyin. Artık bu dikkatinizi, bu ikazınızı tabii ki dikkate alacağım. Sizi lütfen kırmamız mümkün değil. Artı Fenerbahçe'mizi tebrik ediyoruz. Evet. Yani böyle güzel bir günde bu siyasetin sıkıntılı taraflarını iyi anlatmamız veya o konuda bağlanmamız da hakikaten üzüntü verici bir hadise. Haklısınız. Evet. Ama bir isnat varsa da buna cevap vermemiz lazım. Ben peki biraz evvel size bu ismi lazım olmayan arkadaşla ilgili olarak müracaat etti demedim. Niyet etti dedim. Yani
Şimdi orada yalan söylüyor diyerek bir çarpıtma yapması hoş değil. Yani biz bu şahsın, ben Gazi Üniversitesi'nden emekliyim Didem Hanım, bilirsiniz herhalde. Evet, biliyorum hocam. Oradan bir akademisyenim. Yani çapını, cürümünü, ne olduğunu biliriz. Yani hiç o işi siz rica ettiniz diye açmıyorum. Lütfen. Açarsam sıkıntı duyar. Kendisi dikkat etsin. Yani hukukçu kimliğiyle çıkıp da orada siyaset yaptırmayız kimseye. Hele hele Milliyetçi Hareket Partisi ile alakalı olarak onunla ilgili olumsuz yorum yaptırmayız. Yani oradaki hukukçular içerisinde zurnanın Anadolu tabiriyle affınıza sığınarak soruyorum. Aman hocam, son deliği olmuş bir isme böyle bir imkan vermeyin. Herkes haddini bilsin. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ayar ve şekil vermeye kalkmasınlar. Daha fazla bir şey sizin ve bu güzel gecenizin hatırı adına söylemiyorum. Peki. Hakkım saklıdır. Saygılarımla iyi yayınlar diyerek kapatıyorum efendim. Sağ olun efendim. Sayın Yalçın, çok teşekkürler. Profesör Doktor Semih Yalçın'ı da uğurluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki gelişmeler de böyleydi. Bu kez CHP'ye bir bakacağız. CHP'deki gelişmelere bir bakacağız. Orada da bir hareketlenme var gibi görünüyor. AK Parti ve MHP'nin ardından da CHP'de de kurultay sesleri yükselmeye başladı. Daha önce de Kılıçdaroğlu'na rakip olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce yeniden kazan kaldırıyor. MHP'deki muhaliflerin uyguladığı il ziyaretleri taktiğiyle Türkiye turuna çıkacağı öğrenilen Muharrem İnce ilk mitingini bu hafta sonu Balıkesir'de düzenleyecek. Umut Orhan'dan da benzer bir hamle bekleniyor. Seçim üstüne seçim kaybediyoruz. Ben bunu azmedemiyorum. Siyaset MHP ve AK Parti'deki kurultay tartışmalarına odaklanmışken CHP'den de sürpriz bir çıkış geldi. 35. olan kurultayını daha 4 ay önce yapan ana muhalefet partisinde Muharrem İnce lider değişimi için hareket başlatıyor. Daha önce de Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan ama kaybeden Muharrem İnce bu sefer farklı bir taktik izleyecek. Olağanüstü kurultay için imza toplamak yerine MHP'deki muhaliflerin stratejisiyle sonuç almaya çalışacak. Bunun için de Türkiye turuna çıkıp tabanın desteğiyle kurultayı zorlayacak. Bu partinin bir silkinmesi lazım. İlk adımı ise hemen bu hafta sonu atacak. Balıkesir Edremit'te sonsuza kadar layık Türkiye sloganı ile miting düzenleyecek olan İnce, hükümeti olduğu kadar muhalefeti de eleştirecek. Değişim muhalefetten başlamalı diyecek. İnce gibi Kılıçdaroğlu'na rakip olan Umut Orhan'ın da yarıştan kopmadığı ve onun da il ve ilçe örgütlerine ziyaretler gerçekleştireceği öğrenildi. Kardeşlik kurultayının... Bazı eski milletvekillerinin de aralarında olduğu Kılıçdaroğlu'na muhalif isimlerin de bu süreçte lider değişimi için toplantılar düzenleyeceği belirtilirken CHP'de bugünden yarına bir kurultay beklenmiyor. Henüz 4 ay önce kurultay yapılması ve tüm parti organlarının yeniden seçilmiş olması muhaliflerin önündeki en büyük engel. Bu nedenle muhaliflerin yaz sonuna kadar alanlarda olması ve taban dalgası yaratmak için çalışması bekleniyor. Genel merkez kanadına göre ise hazırlıklar ciddiye alınmamalı. Partide bir genel başkanlık sorunu olmadığını belirten Kılıçdaroğlu kurmayları, lider olmak isteyenler 4 ay önce neredeydi, neden aday olmadılar yorumunu yapıyor. Bu arada AK Parti'de kongre hazırlıkları da hızlandı. Kulislerde isimler konuşulurken AK Parti kendi içinde eğilim belirleme için anket yapacak. Gelecek hafta il başkanları ve milletvekillerine genel başkan adayı sorulacak. Kongre için davetiyeler de gönderilmeye başlandı. AK Parti kongresi için geri sayım sürüyor. Son hafta partide temayül yoklamaları var. 16 Mayıs pazartesi günü il başkanları Ankara'ya davet edildi. Form hazırlandı. Edinilen bilgilere göre il başkanlarına genel başkan adayı olarak görmek istedikleri isim sorulacak. Yanıtlar kapalı zarfla Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'na ulaştırılacak. Sadece il başkanları değil, AK Parti gelecek hafta milletvekillerini de ve MKYK üyelerini de kurucular kurulunu da genel merkezde topluyor. O toplantıda 17 Mayıs Salı günü. Yaklaşık 1000 kişiye aynı soru sorulacak. Milletvekilleri ve AK Parti yönetimi de kapalı zarfta genel başkan adaylarını yazacak. İsim için temayül hazırlıkları yapılırken bir yandan da kongre sürecine hazırlık var AK Parti'de. İsmin açıklanması için kulislerde konuşulan tarih 20 Mayıs Cuma. 22 Mayıs Pazar günü yapılacak o kongre için Genel Başkan Davutoğlu imzalı davetiyeler yola çıktı. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler davetliler arasında. Ama HDP'ye terörle mücadeledeki duruşu nedeniyle davetiye gitmeyecek. Birlik ve kardeşlik diyen... Kongrede kurucu Genel Başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Genel Başkan Davutoğlu'yla Genel Başkan adayının hayat hikayelerini içeren tanıtım filmleri de gösterilecek.
Açılışı Genel Başkan sıfatıyla Başbakan Davutoğlu yapacak. O konuşma için de hazırlıklar başladı. 1471 delegenin oy kullanacağı kongrede sadece genel başkan değil, partinin tüm yetkili kurulları da yenilenecek. Her şeyden önce. Görevini bırakmaya hazırlanan Başbakan Ahmet Davutoğlu cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Ardından megafonla cemaate seslenerek helallik istedi. Cumanız mübarek olsun. Haklarınızı helal ediniz. Başbakan Ahmet Davutoğlu cuma gününü İstanbul'da geçirdi. Davutoğlu Eyüp Sultan Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazını kıldıktan sonra da avluda cemaate haklarınızı helal edin dedi. Haklarınızı helal ediniz. İnşallah dünyada ve ahirette şehadetiniz bizim için de rehber olur. Allah iki cihan saadeti versin. Hepimizi cennet-i alada buluşursun Hazreti Peygamber'in sancağı altında. Haklarınızı helal ediniz. Cumanız mübarek olsun. Başbakan'a ilgi yoğundu. Öyle ki imam hoparlörden başbakanı öpmeyelim uyarısında bulundu. Herkes beyefendiyle görüşmek ister. Lütfen müsafaha yapalım sadece. Öpmek istemeden, öpmeye teşekkür etmeden sadece müsafaha yapıp hızlı bir şekilde geçelim. Allah rızası için. Hızlı bir şekilde. Başbakan Davutoğlu cuma namazının ardından Eyüp Sultan Türbesi'ni de ziyaret etti. Efendim gece görüşünün sonuna geldik. İyi hafta sonları. Pazartesi tekrar karşınızda olacağız. İyi geceler.